Merhaba Medya Tava TV izleyicileri. Dün gece Marmara Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve tabii ki herkes şu soruyu sordu. Acaba bu deprem olası İstanbul, olası büyük depremin habercisi mi diye ve biz de kime soracağız? Tabii ki Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'a soracağız. Hoş geldiniz Övgün Ahmet Hocam. Hoş bulduk İlkeciğim. Hemen sormak istiyorum. Dün gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem, büyük depremin habercisi mi? Asla değil. Şimdi Kuzey Anadolu kırığı üç koldan ilerliyor. Bunlardan bir tanesi Kuzey Kol, bir tanesi Orta Kol. Bu Orta Kol İznik Geli üzerinden Gemlik, Mudanya oradan gidiyor. Bir tane de Bursa üzerinden giden Güney Kol var. Şimdi bu deprem Kuzey Kol yaklaşık Yalova Çiftlik Köyü'nün bulunduğu yerden çatallaşıyor. Bu çatallaştığı kesimde Çınarcık Kırığı diye bir kırık güneyden geçiyor. Bu deprem bu ikinci kırık üzerinde, Çınarcık Kırığı üzerinde oldu. Dolayısıyla biz İstanbul ve Tekirdağ depremlerini Kuzey Kol'da beklediğimiz için bu kırığın o kırıkla bir ilgisi yoktur. Kaldı ki 4.1'lik bir deprem İstanbul'da beklenen daha büyük bir depremi tetikleme olasılığı da yoktur. Dolayısıyla bu büyük depremin ayak sesleri ya da bu büyük depremin öncüsü gibi böyle konuyu abartmamakta yarar var diye düşünüyorum. Peki şimdi bazı söylemler de olduğu biliyorsunuz ki Marmara'da sistemde bir gerilimin biriktiği de söylendi başka bir hocamız tarafından. Bu konuda yorumunuz nedir? Kuşkusuz yani 1999 depreminden beri doğudan gelen baskıyla Marmara gerilim gerginlik biriktiriyor. Ama bu gerginlik taşma noktasına geldi mi? Taşma noktasına geldiği zaman deprem oluyor. Yani bu gerginlik biriktirmiyor demek yani mantığa aykırı bir olay olur. Marmara geriliyor ama Marmara büyük bir depremi yapacak gerginlikte de değil. Önemli olan bu. Şimdi o taşma gerginliğinin oluşabilmesi için Marmara'da gerginlik düzeyinin 6 milyar gigatona ulaşmış olması gerekiyor. Şimdi 6 milyar gigatonluk bir güç birikimi olmadığına göre Marmara'da bir deprem olamaz demektir. Yani yer fiziği bu olayı böyle açıklar. Dolayısıyla Marmara yeni büyük bir deprem yapmaya hazır değildir. Çünkü eğer yayı germezseniz oku atamazsınız. Dolayısıyla yay gergin değildir. Yani, şimdi iyimser olmak da kötü olarak karşılanıyor kimileri tarafından. Ya diyorlar ki hocam siz neden bu kadar iyimsersiniz? Bilim bunu söylüyor. Ben seni özellikle gerginliğe atayım diye söylemiyorum ki bu iyimserliği. Bilim böyle söylüyor. Bilim ne söylüyorsa ben sana onu söylüyorum. Şimdi Tabii ki. diyorlar ki halk rehavete kapılıp kentsel dönüşümü yapmaz. Halk kentsel dönüşümü yapmaz ki zaten. Kentsel dönüşümü yapan devletin kendisidir. Ya da büyükşehir belediyesidir. Kentsel dönüşüm yapısal dönüşümle karıştırıyor birçok kimse. Yani yapını yıkıp yerine yeni yapı yapmak kentsel dönüşüm değil, yapısal dönüşümdür. İkisi birbirinden farklı olaylar. Kentsel dönüşüm ki yasa böyle çıkmıştır. Kentin mahalle ölçeğinde ya da semt ölçeğinde yıkılıp yeniden planlanıp geniş yollar, yeşil alanlar yapılıp insanı mutlu edecek ulaşım yollarını oluşturup kenti yeniden planlamaya biz kentsel dönüşüm diyoruz. Şu anda İstanbul'da İlkeciğim yapılıyor mu bu? Siz nerede oturuyorsunuz? Kadıköy'de ki mesela hocam tam da yeri geldi aslında şunu da sorayım araya girdim ama mesela birçok kişi hissetti dün akşamki depremi birçok kişi de hissetmedi. Bu hissetme derecesi binaların sallanma potansiyelinden mi kaynaklanıyor? Yani sallanan Evet. binalar... Genellikle öyle. Biz buna rezonans diyoruz. Şimdi rezonans olayı nedir? Depremle birlikte bir sarsıntı çıkıyor. Bu sarsıntı dalgaları bir yuvarsal olarak her yere yayılıyor. Yani sadece bu İstanbul'da kalmıyor. Yani bütün Türkiye, Trakya, Yunanistan her yere gidiyor bu sarsıntı dalgaları.
Dolayısıyla yeriniz bu şekilde sarsılırken onun üstündeki yapınız da şöyle sallanıyor. Eğer yerin sallanmasıyla, yerin sarsıntı sıklığıyla yapının sallanması uyuşum içine girerse biz ona rezonans diyoruz. Rezonans sırasında yapı çok çalkalanır. Böyle çalkalanmaya başlar. Ve yapının yıkılmasının ana nedeni budur. Dolayısıyla yapısı rezonansa giren kimseler depremi çok güçlü olarak hissederler. Yapısı rezonansa girmeyen kişiler ise depremi hissetmezler. Gayet normaldir. Bunun yani duyumsal bir özelliği var. Şimdi titreşimlere en duyarlı insan organı beyinciktir. Beyincik de dişilerde daha büyüktür. Mesela İlkeciğim, sizin beyinciğiniz benden daha büyüktür. Dolayısıyla siz bir deprem olduğu zaman siz benden daha çok duyarsınız depremi. Çünkü beyinciğiniz büyük. Erkeklerin de beyni büyüktür. Dolayısıyla kadınlar, özellikle dişiler depreme daha çok duyarlıdır. Erkekler değil. Yani bu işin fizyonomisi böyledir, yapısı böyledir yani. Çok enteresan. Yani bu bilgiden yola çıkarak mesela aynı binada bir kadın böyle bir sarsıntıyı anlayabilir, hissedebilir, bir erkek hissedemez gibi bir yaklaşımda bulunabilir miyiz hocam? Tabii. Dişiler daha fazla hisseder. Özellikle evet, çok dişilerde göğüs ağrıları olur, baldır ağrıları olur. Aynı romatizma gibi eklem yeri ağrıları görülür. Çünkü o kesimlerde vücutta çok fazla su toplandığı için depremle birlikte çıkan elektromanyetik dalgalar oralarda eddy akımları dediğimiz eddy akımları yoğunluğunu artırırlar. Yeni manyetik alan oluştururlar kişilerin üzerinde. O da kişilerde ağrı olarak belirir. O ağrıyı da insanlar hisseder. Öf, kollarım ağrıyor. Of, bitkinim. Ya of, baldırlarım, göğüs ağrım gibi kadınlar özellikle bu ağrıları çok hissederler. Bunun romatizma ya da havanın neminden kaynaklandığını düşünürler. Oysa bunlar depremden gelir. Evet, gerçekten çok şaşırtıcı bir bilgi daha öğrendik sizden hocam. Hocam şimdi 54 yıllık deprem bilimcisiniz, profesörsünüz ve diyorsunuz ki, özellikle bunun altını çizdim, bu beklediğimiz depremin 2045 yılından, hatta 2075 yılı da öngörüyorsunuz. Önce olmayacağını söylüyorsunuz. Peki bu arada mesela bu ayın başında da yine 5.1'lik bir deprem oldu Mudanya'da, yine Marmara bölgesinde. Böyle arka arkaya olmasının sebebi nedir? Yani biz tabii, siz bunu söylüyorsunuz ama söyleseniz de doğal olarak arka arkaya da bu sarsıntılar olunca ürküyoruz, korkuyoruz. Neden bu şekilde arka arkaya olmaya başladı Marmara'da diye sorsam? İlkeciğim, bir defa depremden korkulur. Yani depremden korkulmaz diye bir olay yok. Tabii. Çünkü bir kat, üstünüze bir kat göçmüş olsa yaklaşık 5 ton. Eğer 5 katlı bir evde oturuyorsanız üstünde 25 tonluk bir ağırlık var demektir. 25 ton, aşağı yukarı 2 tane tankın altında kalmışcasına ezilirsiniz onun altında. Bir göçük olduğu zaman %83 olasılıkla ölü olarak çıkarsınız. %1 olasılıkla kurtarma takımları sizi kurtarır. %16 olasılıkla da yakınlarını sizi kurtarmaya çalışır. O nedenle depremden korkulur. Yani karanlık bir yerde aç, susuz ve bir ayağınızda enkaz altında kaldığını düşünün. Yani bu korkunç bir olaydır. Ben hatta bu konuda bir kitap yazdım. Göçük Altında diye bir kitap yazdım. Doğu Kitabı Evi'nden çıktı. Bunu okuyabilir insanlar. Yani Göçük Altında kalıp da kurtulan insanların duyguları. Bunu okumakta büyük yarar var. Bir de beklenen İstanbul depreminin kurgusu üzerine bir roman yazdım. Ne olur İstanbul'da deprem olmasın. Bu kitap da çıktı. Yani bu kitap da Halk Kitap'tan şu anda dağıtımda. Bunları okusunlar, insanlar rahat ederler. Depremde yani korkumuzu yenmemiz gerekiyor. Şimdi her an deprem olabilir, işte bu ayak sesleri falan dersen insan psikolojisi bozulur. İnsanlar uyuyamazlar. Şimdi dünkü 4.1'lik depremden sonra da bu oldu.
İşte Mudanya'da geçen hafta olan 5.10'da birlik bir deprem ve arkasından gelen 4.10'da birlik bir deprem bu bölgenin kudurduğu anlamına gelmez. Bunlar normal. Yani Kuzey Anadolu kırığının deprem beklenen kuzey kolunda değil, tamamen ikincil kollarında ve orta konumda olan küçük depremler. Bunlar çok olağan. Beklenen İstanbul depremi olmadan önce 4, 4.5, 5, 5.5, 6 büyüklüğünde bile uyarıcı depremleri göreceğiz. Ama bunlara bakıp da deprem çok yakınlaştı diyemeyiz. Dolayısıyla son depremler çok kişiliklidir aslında. Deprem davranışları insan davranışlarından daha beklenen türdedir. Eğer uzun yıllar deprem davranışlarına bakacak olursanız ki ben onu bakan bir kişiyim. Yani 54 yılım bunun üzerine geçti. Yaklaşık 2000 yıllık deprem tarihçesine İstanbul'un baktığımız, Marmara'nın baktığımız zaman söz gelimi depremler hiçbir zaman beklenmedik bir zamanda olmamış. Bakın bu çok önemli. Hiçbir zaman beklenmedik bir zamanda olmamış. Şimdi peki beklendik zamana neye göre bakmamız gerekiyor? Bunun için linear regression denilen İngilizce'de bir yöntem var. Bu yani doğrusal yaklaşım denilen bir yöntem. 2000 yıllık depremlerin yıkıcı depremleri zamansal olarak yığdığımız zaman, zaman içine dağıttığımız zaman ve bunlar üstüne lineer sistem analizini uyguladığımız zaman en olası yılın, en erken yılın 2045 olacağını gösteriyor. Ama olasılık yılı 2075. Şimdi bazı günler Marmara'da olan depremler tek olmuyor bir defa. Marmara'da olan depremler bir defa olduktan sonra en azından birkaç yıl içinde 2 ya da 3 tane daha deprem oluyor. Bazen 4 tane daha deprem oluyor. Dolayısıyla İstanbul'a bir deprem geldiği zaman en az 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl depremler yinelenerek devam edecek. Ama öyle yıllar var ki depremler o yıllarda, o dönemlerde bazen 100 yıl, bazen 150 yıl gecikebiliyor. O nedenle diyorum ki 2075'te 2075'lerde beklesek bile depremi bu 2150 yılına kadar da gecikebilir. Bu olasılık var. Gecikecektir demiyorum. Bu olasılık duruyor. Yani bu da iyi bir olasılıktır. Şimdi rehavet olayına gelelim. Bilimsel açıklamalarla rehavet karşılaştırılamaz. Tabii ki bizim öngörümüz kentsel dönüşüm yapılsın. Yani ben deprem gecikiyor, daha gecikecek demekle kentsel dönüşümün yapılmaması arasında ne ilgi kuruyorlar ben bunu anlayamıyorum. Çünkü kentsel dönüşüm zorunlu bir olay. Bunu ben söylemiyorum ki 2007 yılında zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna karar vermiş. Çünkü bir kişinin Türkiye'de depremden ölmesinin maliyeti 2 milyon 250 bin dolardır. Bu çok büyük bir olay. Bakın sadece Kahramanmaraş depremi Türkiye Cumhuriyeti'ne 120 milyar dolara mal oldu. Şimdi bu parayı nereden buluyorsun sen? Bu kadar üretim mi yapıyorsun? Türkiye 1-2 milyar dolar gelir sağlamak için yurt dışı temaslarında bulunarak yok kumaş ihraç edeyim, yok nohut ihraç edeyim çabası içinde. Bir anda yani yaklaşık 45 saniye içinde 120 milyar doları kaybediyorsun. Bunu hiçbir devlet katlanamaz. Bırak Türkiye Cumhuriyeti'ne, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya bile katlanamaz bu olaya. Ama şu anda Türkiye'nin ekonomisi göçmüştür. Bunun bir nedeni de Maraş depremidir. Bu konuda alınan artı vergilerle biz bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Ama yaraları evet. Saramadık ki. Halen Kahramanmaraş'ta insanlar konteynerlerde oluşuyor ve kış geldi. Şimdi bu kadar insanı yaklaşık depremden etkilenen 4,5 milyon insan var. Bu kadar insanı bir yıl içinde hizmet vermeye hiçbir devlet başaramaz. Yani dolayısıyla İstanbul'un 18 milyon kişi olduğunu düşünün. Bunu çevre Marmara sadece İstanbul etkilenmeyecek ki. Bursa, Mudanya, Gemlik, Yalova, Kocaeli,
Tekirdağ, Çanakkale bile etkilenecek. Dolayısıyla tüm bunları göz önüne aldığınız zaman yaklaşık 20 milyon kişinin canı söz konusu. Şimdi siz 4,5 milyon kişiye hizmet veremezken, yani bir yıl içinde yaralarını saramazken 20 milyon kişinin yarasını nasıl sararsınız? Bu gerçekten bazı arkadaşlarımızın açıkladığı gibi Türkiye'nin çöküşü olur böyle bir deprem. Demek ki herkes bir kişinin de depremden ölmesi 2,5 yani 2 milyon 250 bin dolara mal olduğuna göre o zaman bizi ne yapmalıyız ki bu kişiyi öldürmeyelim. Bu kişiyi öldürmemek için sağlam yerde sağlam konutu edindirmek gerekir buna. Peki bunu devlet kendi eliyle yapamadığına göre mesela TOKİ Türkiye'nin birçok yerlerinde çok sağlam depreme dayanıklı yapılar yapmaya başladı. Ben Türkiye'yi gezen bir insan olduğum için bunları görüyorum ve bunu alkışlıyorum. Gerçekten çok sağlam yerlerde sağlam konutlar yapıyor. Ama yetişemiyorsun ki. Türkiye'nin nüfusu boyuna artıyor. 85 milyon. E şimdi bir de İstanbul'a göç alıyor dışarıdan. Şimdi İstanbul'daki ve aynı zamanda sığınmacılar biniyor. Şimdi bunu hiçbir devlet karşılayamaz buna. Ve insanlar da çoğalıyor. En az 3 yapın çocuk deniyor falan. Bir taraftan insanlar çoğalıyor. Bir taraftan göç alıyor İstanbul. Bir taraftan sığınmacılar geliyor. Şimdi buna çare bulacak bir devlet ben göremiyorum. Şimdi bu çaresizlik içinde çırpınıyoruz. Şu anda şimdi bunun demek ki Atatürk'ün bir sözü var. Yani Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diye. Yani sen el atamıyorsan ben sana yardımcı olacağım demek. Peki Türk halkı kendi yarasını nasıl çözebilir? Söyleyebilir misin bana İlke? Şimdi düşünün Merkez Bankası Başkanı 140 milyar 140 bin lira maaş alıyor ben geçinemiyorum diyor. Ben bir milletvekili 145 bin lira maaş alıyor ben geçinemiyorum diyor. E bugünlerde asgari ücret konuşuluyor. Yani 15 mi olsun 17 mi olsun? Ya milletvekili şikayet ettiği maaşın onda birinin pazarlığı yapılıyor. Şimdi bir kişinin asgari ücreti 15 ile 17 milyonda depremden kurtulamazsın. Bu en az 40 bin lira olması gerekir diye bir paylaşım yaptınız şimdi biliyorum hocam. Parası olan zaten yapısını dönüştürüyor. E parası olmayan ne yapsın? Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok samimi cevap verdiniz. Görüşmek üzere diyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. İyi günler. Hoşçakalın. Ve saygılar sunuyorum. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Medya Tava gündemi takip etmeye devam ediyor. Görüşmek üzere.